Dostlar merhaba. Bir soru bir teknik köşemize hoş geldiniz. Köşemizde kıymetli dostlarım ünsüz türemesi ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Bazı detaylar var, onları bir hatırlayacağız. Detaylara hükmedeceğiz, fark yaratacağız. Hemen bir hatırlayalım ünsüz türemesini. Nasıl oluyordu bu iş? Dilimize Arapçadan, Farsçadan girmiş bazı tek heceli kelimeler vardı. Af, his, zan gibi sözcükler. Bunlar etmek, olmak, eylemek gibi yardımcı eylemlerle karşılaştığında affetmek, hissetmek gibi köklerindeki ünsüz ikizleşiyordu. Onun için ünsüz türemesine ünsüz ikizleşmesi de denir. Aynı kelimeler kıymetli dostlarım ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında af, ı ekini alsın, affı deriz değil mi? Kökteki ünsüz yine ikizleşmiş olur. Böylece yine ünsüz türemesi meydana gelir. Dilimize Arapçadan, Farsçadan girmiş saife gibi, zayıf gibi kelimeler Türkçe'ye geçerken sayfa, zayıf olarak geçmiş. Onlarda da ünsüz türemesi vardır ama ÖSYM oralara pek bulaşmamıştır. Yani böyle suya sabuna bu anlamda pek fazla dokunmaz. Buna da dikkat etmek lazım. Evet, aşağıdakilerden hangisinde ünsüz türemesine yani ikizleşmesine örnek yoktur? Dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var. Şöyle ki, ünsüz türemesiyle ilgili bir soru çözerken bir kere her şeyden önce şu sızsız ekine dikkat edin dostlar. Sessiz, hissiz gibi kelimeler çok dikkat. Bunlarda ünsüz türemesi yoktur. Çünkü kelime ses, sızsız ekini almış. Herhangi bir ünsüz türemesi yok. Onun dışında cadde, madde, milli gibi kelimelere dikkat. Onların kökünde zaten doğal olarak bu sesler vardır. Bunlarda da ünsüz türemesi yoktur. Çok dikkat. Dolayısıyla muhtemelen cevabımız bu. Burada hiçbir yerde ünsüz türemesi yok. Diğerlerini bulalım. Bu konuda senin hakkını, hak, ı ekini almış, ünsüz ikizleşmiş. Evet, ünsüz türemesi var. Affını isteyerek af, ını, affını. Bak kök yine ikizleşti. Dolayısıyla burada da ünsüz türemesi var. Geçelim. Onun çektiği acıları yüreğimizde hissediyoruz. His etmek, hissetmek. Evet, burada da var. Zannederim bu sorunun cevabını buldunuz. Evet, bulduk. Zan etmek, zannetmek. Burada da bir ünsüz ikizleşmesi söz konusu. Dolayısıyla cevabı bulmuştuk. Cevabımız A şıkkı. Bu sızsız ekine dikkat ediyoruz. Kelime kökünde bulunan çift seslere dikkat ediyoruz. Onlarda ünsüz türemesi yoktur. Evet kıymetli dostlarım, buraya kadar izlediğiniz için ve dahi destekleriniz için çok teşekkür ederim. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşça kalın.